İktidar geldiği günden beri ithalatı ve şirketleri destekliyor. Ne yazık ki köylüyü ve küçük üreticiyi desteklemiyor. Mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı ama buna karşı bu girdileri destekleyen herhangi bir ciddi destekleme politikası maalesef yok. Ne yazık ki AKP geldiği 15 yıllık dönemde 3-4 kalem ürünün dışında hiçbir kalemde üretim artışı sağlayamamış, tümünde geri gitmiştir. Hatırlayınız, Haziran'da bir karar alındı. Hububatta, hayvancılıkta %130'la %225 olan vergiler %25'le %26'ya düşürüldü. Nerede? Gümrük vergileri. Yine hemen Temmuz'da alınan bir kararla Toprak Mahsulleri Ofisi ve Et Balık Kurumu aracılığıyla, daha sonra da yeni Aralık ayında alan bir kararla hayvancılıkta, hububatta ve bakliyatta gümrük vergileri sıfıra indirildi. Daha önce tütünde kilo başına 3 dolar olan ve pasket başına 40 sent olan vergiler de tamamen sıfıra indirildi. Soru şu: kim üretecek? Hangi çiftçi nasıl üretecek? Hangi çiftçi ürettiğinden ne elde edecek? Peki kim kazanacak değerli dostlar? Elbette AKP ve yandaşları. Değerli dostlar, değerli milletvekilleri, geldiğimiz noktada bütün bu desteklemeler azaltılırken ithalatın artmasında 2 tane temel gerekçe var. Bir, bu topraklarda tarım yapılmayacak, bu ülkenin çiftçisi tarım yapmayacak. 2, yandaşlar zengin olmaya devam edecek. Türkiye tarımının canını okuttular. Bundan sonra bu ülkede üretimi arttırmak, çiftçiyi kalkındırmak mümkün değildir. Kısaca bu bütçe yabancı şirketlerin, yabancı çiftçilerin bütçesidir. Bu topraklarda üretim yapan köylünün bütçesi değildir.